Şerife. Çok yalnızım kız. Herkes kızıyor bana. Neymiş? Araziyi sanki para için satmışım. Vallahi değil kız. Sadece kızdığım için sattım. Ben hayatım boyunca hep yüzüm için yaşadım. Baksana şu halime. Buna yaşamak denir mi hiç? Söylesene kız. Kalbi atmayan birisi yaşar mı hiç? Ha? Söylesene. Neyse, ona da şükür. Hiç değilse bir aksi haber oldu. Seni Allah iyiliği versin. Aa, ben buraya gelmiştim daha önceden El Arayla. Böyle İtalyanlarım çamur olmuştu. Hani benim seni döveceğim gündü değil mi o? Herhalde. Olabilir. Oğlum eskiden ne güzeldi lan. Hayata karşı bir amacım vardı ya. Düşmanım kalmadı, ondan böyle oldu. Ya sana karşı artık eskisi gibi nefret duyamıyorum. Yani kötülük etsem de bir yere kadar oluyor. Sonsuz bir kötülük arzusu hissetmem lazım. Öbür türlü olmuyor, yarıda kalıyor. Sen ne konuşuyorsun ya? Yenge, yenge. Hı? Geldik, geldik. Hayda! He, tamam. Haydar! 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 Yenge bir sakin. Haydar! Geldi. Şerife geldi. Allah'ına dinle geldi. Haydar! Haydar! Senin boyun basın demesin inşallah. Amin. Gönlün kör olsun inşallah. Senden gelen beddua bile olsa kabul. Amin. İşte Doğu toplumunun bu teslimiyetçiliğine bayılıyorum ya. Ama sen mi getirdin lan? Allah razı olsun. Haydar amca, bizim yenge sana bir şans daha verecekmiş. Şans yok. Eşek gibi diyeceğim. Eşek gibi yapken yap kendini. Ondan sonra gene sana bakmak yok. Efendim ama sen böyle yaparsın. Adam yapmaz ki bizim istediğimizi. Yapacak. Yapacak. He? Yapacak. Yapacak. Ne yapacağız? Ha? Haydar amca, gel otur. Bak. Haydar amca. Bir dilekçemiz var. Senin imzalaman gereken. Yani mal mülkü mü vereceğim? Ya mal mülk derken gözlere bak. Malınla mülkümün inşallah. Çin çin altınların içinde boğul. Emin. Amin inşallah. Ya her şey amin demediğin tutulsun inşallah hadi. Hadi abi şimdi senin bu sattığın arazi var ya. Bizim otelin orada hani. Ha. Şimdi bu dilekçe seni kandırdıklarına dair bir dilekçe. O yüzden bunu imzala. Buradan mahkemeye gidelim. Ha. Bir de deli raporu alacağız. Onu iliştireceğiz oraya. Durun, durun, durun. Deli raporu sonraymış. Avukat bana vaktini söylememişti. Öyle hemen kafana göre alamıyor musun? Mahkeme falan istermiş, sonra biz alıyormuşuz. Oho. Oğlum aylar sürer lan o. Eyvah, eyvah. Bizim sezonu kaçırırız o zaman biz. Hop hop, bir dakika, bir dakika. Ne delisi ya? Deli, ben. Koskoca Haydar Efe. He, deli der misin? Hem delisin, hem ihtiyarsan, hem bunaksan. Tamam, alın raporu. Hemen fotokopisini de çektirin. Berbere asın, kahveye asın, sokaklara asın. Zaten hakkında söylenmeyen şey kalmadı. Bir de bunları konuşsunlar. Şerife Allah'ını seversen birazcık sus. Ya tamam, alamıyoruz dedi zaten Haydar amca. Niye bu kadar sinir yapıyorsun? Bir dur. Ya aslında o rapor için 2 gün önce bana mahkemeden gün verdilerdi. Niye? Ya Bora Kovboy'un otelinde etrafa ateş açtım ya, onun için. E tamam da seni Bora şikayet etmemiştir ki Hadi amca. Ya o etmemiş zaten. Müşterilerden birisi çok korkmuş. Kamu davası açmışlar. Avukat dedi, şu raporu alalım dedi. Şu mahkeme bitsin dedi, ben onu bile kabul etmedim.
Bu yaştan sonra soksunlar beni hapishaneye. Orada hiç olmazsa yeni yeni arkadaşlarım olur. Hiç arkadaşım kalmaz dışarı. Bu yaştan sonra garip mapusta mı? Ya tamam, o zaman bugün gidelim alalım raporu. Bir sonraki davada işlemleri hızlandırır. Yani delidir, ne yapsa yeridir deriz. Ya tamam o zaman, boş boş konuşma da hadi. Ara şu avukatı. Zaten sen arsanın tapu satışında rapor almamıştın değil mi? Ya ben tapuya mapuya gitmedim ya. Usulsüz işte bu satış. Sana bir yerden uydurma sağlam rapor almışlar. Ana, dolandırıcılığa. Uzay, o zaman dur. Arabeşken şey de sor. Bu ateş açma davasında hani bir rapor alırsak bir işe yarıyor mu, onu da sorsana. Tek ses adamı değilse buralar. Ben koskoca Haydar Efe kendime kocamış, bulamış, delirtme. Şerife Allah'ını seversen her şeye karışma, aynen üzüm gibisin ha. Olmaz o inşallah, emi. İki gün önceki raporu alsın yoksa ceza yer dedi. Avukat usulsüz satışa karşı dava açacakmış. Bunu da delil olarak kullanacağım. O yüzden benim için önemli, işimize yarar dedi. Haydar amca, gözünü seveyim ne olur ya. Gel şu oteli kurtaralım bak. Heh. Olmaz oğlum. Olmaz ol inşallah emin. Amin. Şimdi Haydar Efe amcacığım, şöyle yapsak, gitsek bu raporu alsak, sonra bir daha gidip akıllı raporu alsak, desek ki bu adamın aklı gitti geldi. Aklına bir şey gelmesin de, çok zekice bir laf bu ha. Dur, aklıma bir şey geldi. Ben şu tüfeği alsam. Ne yapıyorsun Haydar Efe amca? Yok, misal olarak. Şimdi ben bunu vursam, sonradan da yatırıp saçmaları tek tek temizlesen, o zaman suç tam olarak oluşmuş olmuyor. Olmuyor Haydar amca. Ya çoluk olmuyor. Çocuk perişan oldu senin yüzünden be. Bu dünyanın altı da var. Orada da bakmayacağım senin yüzüne. Üzümüm. Ben seni de düşünüyorum. Ondan böyle olmazlanıyor. Ya neyi mi düşünüyorsun? Yalancı. Ya bu lapor olursa evlenemem seninle. Allah muhafaza dul kalırsın kız. Ya Haydar Efe amca, sen zaten birazcık geç kalmadın mı ya? Göreceksin. Ölmeden alacağım ben bu yüzümü. Ya ne diyor be adam? Tövbe tövbe ya. Oğlan sopalı. Benim yaşama sebebim üzüm. Alacağım. Kendi doğaklı düğün yapacağım. Düğününde de zeybek oynayacağım. Ya Rabbi la izim lahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbim. Bir gün şaşırtır da bu Haydar'a edersem. Bunun benim torunlarıma, yeğenlerime yaptığını hatırlat da. Ya Rabbi bana yardım et emi Allah'ım. Emi ya Rabbi. Üzümüm? Bir dakika, sizinle konuşuruz. İnsanoğlu beşer şaşar. Bir gün bu Haydar'a yedersem, kurban olayım Rabbim. He demeden orada canımı al ya Rabbim. Allah göstermesin. Üzümüm, tövbe de kız, tövbe de. Tövbe, sen tövbe de, sen de he de artık Haydar amca da. Hadi imzala şunu da gidelim, ne olur. Olmaz oğlum. O lapar olursa hükümet nikahı düşmez. Ay, akıllara bak ya Rabbi. Ben bu yaştan sonra sana he dedikten sonra nikah memuruna ne hacet? Cümle alem şahit zaten. Ana, kabul ettiği gibi geldi bana. He dediği gibi geldi ha. Öyle bir şey demiyorum ben. Dediği gibi. Bence de dediği gibi geldi. Dedi. Öyle bir şey demedi. Lan amca. Kız evi, naz evi. Çok iyi gidiyorsun. Bence böyle devam et. Baksana, sana bakışlar yumuşadı. Böyle devam et. Bak. Bence gayet güzel bakıyor yani şu an sana. Güzel mi bakıyor? Çok. Hı? Çok. Bana öyle gelmiyor ya. Peki. Şimdi ben o raporu alırsam sizin işleriniz yoluna girecek mi? Kesin gibi bir şey.
Peki Faryalı'da küslüğü bozacak mı? Bozacak. Senin bana güzel bir şey diyen dilini yerim ben. Bakın çocuklar. Tamam. Götürün beni doktora. Alalım o raporu. Yalnız kimsenin haberi olmayacak. Eskaza hani birinin haberi olursa bu tüfekle sizi teker teker vurur. Elimde raporum var, kimse bir şey diyemez ha. Oh be. Hadi imzala gidelim Haydar amca, hadi. Biz bana bak. Bunu imzalayınca varacaksın bana değil mi? Varmazsa kaçırırız Haydar amca ya. Vallahi hiç belli etmiyor ama. Delikanlı ha. Çak. Kaçıracağız söz. Hadi. Ben öyle bir şey demedim. Haydar amca, hep naz, hep naz ediyor bunlar. Normal. Sen devam et amcacığım. Bana diyor öyle gelin. Bugün biter mi Haydar amca? Bitti bitti. Oh. Hadi. Hadi şişik ol o gari. Yürüyün koşun. Uzay. Hay vay. Uzay gel. Sen bunu al. Avukata götür. Al. Eğer işe yarayacak başka bir şey lazım olursa bana haber ver, ben gelip halledeceğim. Hadi. Tamam, ben işleri halledip gelirim. Burası çok eğlenceli ya. Tamam tamam, hadi fırla sen. Kelebek gelecek alacak bize. Kızım. Dedeye bile diyor. Düğüne seni de götüreceğim. Vallahi billahi. Ben zeybek oynayacağım, sen seyredeceksin. Hey gidenin efesi.